Merhaba arkadaşlar. Yine ara verdim videolara farkındayım. Teşekkür ediyorum ilgi alakanıza. Her ne kadar videolarımı 50-100 kişi izlese de aldığım geri bildirimler bundan çok daha fazlası oluyor. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi şey, aslında öylesine açtım. Ne konuşacağımı ben de bilmiyorum. Şu geçtiğimiz haftalarda bir 1 milyon yazılımcı şeyi vardı. Muhabbeti vardı. Onunla ilgili birkaç kelam edeyim. Ondan sonra zaten konuyu açacak diye umuyorum. Ben şahsım adına devlet büyüğünden yazılımcı kelimesini duymaktan açıkçası mutlu oldum. İşte bizim çok enteresan böyle bakış açısı olan insanlarımız var. İşte olayı 50 tane yerden evirip çevirdiler. Eleştirenler var, olumlu bakanlar var falan. Ben açıkçası olumlu bakan taraftayım. Çok böyle matematik hesabı yapmaya gerek yok. Tabii 1 milyon rakamının gerçekçiliği ayrı bir konu ama orada olmaz 1 milyon olur 100 bin. Ben çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Orada önemli olan yazılım denen şeyin aslında öneminin kavranmış olması, yani anlaşılmış olması ve artık konuşulmaya başlanmış olması. Ben bunu çok önemsiyorum kendi adıma. Çünkü dediğim gibi ben ilk kez birinin ağzından böyle bir şey duydum, devlet büyüğünün. Hatta babam arada beni şey diyor, devlet 1 milyon tane yazılımcı alacakmış. Sen de anlıyor musun o işlerden falan diye. Bizde şöyle bir algı oluyor genelde. Şimdi biz işin içinde olduğumuz için hep dünyanın yazılım konuştuğunu varsayıyoruz. Herkesin bu eksende düşündüğünü sanıyoruz ama öyle bir dünya yok. Daha yazılımın ne olduğunu bile bilmiyorum. Milyonlarca insan vardır muhtemelen dünyada. Dolayısıyla ben bunu çok olumlu bir gelişme olarak kendi adıma görüyorum. Ha, işte yok. 1 milyon tane kaliteli yazılım işte senior bilmem ne bileyim çeşitli dallarda uzmanlaşmış insan manasında değil bu. Yani yazılımcı sağından solundan bile tutsa bu sektörün bir sürü insana ihtiyacı var. Yani zaten şöyle bir şey var. Diyelim Türkiye'de kaç tane büyük yazılım firması var? Atıyorum 10 tane. Bu 10 yazılım firmasındaki tüm mühendisler, tüm geliştiriciler 10 numara 5 yıldız iş yapan insanlar mı? Tabii ki değil. Bunu herkes biliyor. Yani 100 kişilik bir ekipte bilmiyorum 10 tane böyle işi çekip çeviren adam var mıdır yok mudur? Yani rakamlar muhtemelen bu seviyededir. Geri kalan 90 tane senin benim gibi sıradan insan. Bu eleştiri yapanlar da bu arada gördüğüm kadarıyla şey çok böyle olaya hakim değiller. En azından benim gördüklerim o minvalde. Tamam mühendislik eğitimi alıyor insanlar. Ben mühendis değilim. Bu arada işin mühendisliği ya da alaylısı tarafında da değilim. Eğitimin çok önemli olduğunu da düşünüyorum. Fakat bu işin sadece okulda alınan mühendislikle yapılacağını da düşünmüyorum. Sizin kendinizi sürekli geliştiriyor olmanız lazım. Bir şeyler deniyor olmanız lazım. Yaparak öğrenmeniz lazım. Okulda aldığımız eğitim çok önemli. Ama kendinizi geliştirmediğiniz sürece de en azından ben öyle düşünüyorum. Ben karşımdaki insan mühendis olarak görmüyorum. Çünkü hangi derde çare olmuş, ne yapmış, ne bitmiş ortada bir şey yok. Derslerden geçmiş, olmuş mühendis. Ben böyle bir mühendislik tanımını kabul etmiyorum açıkçası. Bir şeyler yapmak lazım. Yine bu minvalde işte korona muhabbetiyle biliyorsunuz boğuşuyoruz. Aslında her konuda şöyle bir sıkıntımız var içinde bulunduğumuz dönem itibariyle. Ben de aynı YouTube videosunu izliyorum, aynı Medium yazısını okuyorum, aynı Twitter'da aynı adamı takip ediyorum. Sen de aynı adamı takip ediyorsun. 3 aşağı 5 yukarı okuduklarımız, şeylerimiz hep aynı. Ama sürekli bir şey, birbirimize üstünlük kurma çabasındayız. Halbuki İnancım o ki yani en azından. Hepimizin okuduğu, baktığı kaynaklar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Bu virüs meselesinde de
Hepimizin gördüğü rakamlar aynı. Okuduğumuz yazılar, makaleler aynı. 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü kaynaklar sınırsız desek de popüler olan kaynaklar aslında çok da sınırsız değil. Yani referans diyeceğimiz kaynaklar aslında. Herkes birbirine bilmişlik yapma peşinde. Hatta bu iş öyle bir noktaya geldi ki mesela adam laboratuvarda diyelim virüsle ilgili çalışıyor. Ona bile akıl verir haldeyiz. Aynen bizim bu yazılımda olduğu gibi yazılımı yapan biri var. Yani onu icra eden biri var. Bir sürü problemle uğraşıyor. Problemden kastım yazılımın kendisi değil. Diğer videolarımda da bahsediyorum zaten. Yani yazılım dediğin şey yani kod yazma kısmı bildiğin şey bir araç aslında. Yani zurnanın son deliği benim gözümde. Bir sürü şeyle uğraşıyorsunuz. Oraya iki tane klavye tuşa vurmak için. Ama öteki taraftan bir yerden işte ne bileyim UX ile ilgili bir şey okumuş. Hiçbir şey yapmamış doğru düzgün. İşte ne bileyim performansla ilgili bir şey okumuş. Okumuş sadece ya da birinden duymuş bir muhabbet sırasında ya da bir YouTube videosunda biri anlatırken görmüş. O işi yapan adama akıl vermeye kalkıyor. İşte dediğim gibi virüsle uğraşan adama. Yani onun içinde olan, onu yaşayan, onunla gece gündüz debelenen adam bunları bilmiyor. Senin benim, ben de yapıyorum aynı boku, ben de yiyorum çoğu zaman. Yani onu yapan adam bilmiyor. Mesela Sağlık Bakanlığı bir tane uygulama çıkarttı, hayat şey, evde kal diye. Ben açıkçası kendi adıma çok başarılı buldum. Başarılı bulurken de yani bunu söylerken de şunları da göz önünde bulunduruyorum. Uygulamanın kendisinden ziyade muhtemelen çok kısa bir sürede yaptılar uygulamayı. Ve görece stabil çalışıyor. Ve tahmin ediyorum yani birçok insandan geri bildirim alıyorum. Çalışıyor alet yani şey olarak çalışıyor. Gerçekten ısı haritaları ve şey işte yaklaştığın zaman uyarı mekanizmalar bildiğin çalışıyor. Ben bunu başarılı buluyorum dolayısıyla. Yok niye yeşil, yok niye web tarayıcı içinde çalışmıyor da Bluetooth'uma izin istiyor bilmem nereden. Yani böyle saçma sapan laf olsun, torba da olsun diye bir sürü yorum gördüm. Bunları çok ciddiye almıyorum artık. Eskiden çok daha böyle ciddiye alıp direkt cevap da veriyordum. Zaman içinde şunu öğrendim. Özellikle Twitter özelinde. Twitter bir eğlence kanalı aslında. Yani eğlenmek için, goy goy için muhteşem bir yer. Zaten şöyle de bir analizim var benim. Twitter'da böyle ciddi bir şey yazdığınız zaman insanlığa faydası olacak olan bir şey yazdığınız zaman aldığı etkileşimle böyle saçma sapan ne bileyim alelade yazdığınız şeyler arasında aldığı etkileşim bakımından uçurumlar oluyor. Bu saçma sapan şeyler alıp yürürken ne bileyim ciddi bir şey yazdıysanız bir saplamanız bir şeyiniz varsa çok fazla kale alınmıyor. Çünkü bir de biliyorsunuz gerçekler acıdır. İnsanlar gerçekleri duymak çok fazla istemiyor. Ben öyle düşünüyorum en azından. Bir de zaten Twitter'ın muhtemelen yaş ortalaması, YouTube'da da bu böyle, giderek düşüyor. Çünkü yani yazılanlara baktığınız zaman çok böyle akıl kârı, çok böyle hayata karşı deneyimi olmayan insanların yazıları gibi duruyor. Tabii şöyle de bir durum var. İnsanları, birebir tanımadığınız insanlar özellikle, yazdıkları kadar biliyorsunuz. Yani adamın yazdığı şeyin gerçekliği de yani ona mı ait değil mi o bile tartışmalı. Herkes fenomen olmak için tırnak içinde bir şeylerin peşine düşmüş. Çünkü niye? Çünkü niye? Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Çünkü adamın kafasındaki şey fenomen olmak, kısa yoldan parayı bulmak ve o gördüğü işte havuzlu mavuzlu villalarda bir hayat sürmek. Ama genç kardeşim üzülerek söylemeliyim ki öyle bir şey söz konusu değil. Emek vermeniz lazım. O beğenmediğiniz çoğu fenomenin de tabii istisnalar kaideyi bozmaz. Yaptığı şeyler öyle çok da senin benim yapacağım cinsten şeyler değil. Bayağı bir konuştum yine. Zart diye 9 dakika geçmiş. Evin içindeyiz. Karantinanın bilmiyorum ki kaçıncı günü. Mart 9'dan beri evin içindeyiz. Ben son bir buçuk haftadır çıkıp hava alıyorum dışarıda. Yürüyüş yapıyorum bir öyle bir yarım saat falan. O bayağı bir iyi geliyor. Yavaş yavaş alıştık herhalde bu hayata. Bakalım şu normalleşme muhabbeti nasıl olacak? Ya şey de çok ilginç.
Ben mesela benim kafamı kessen berbere gitmem şu saatten sonra. AVM'ye gitmem. Gitmem derken çok böyle acayip ihtiyacım olacak ki o da orada olacak ki gideyim alayım çıkayım yani böyle eskisi gibi gezmem tozmam. Millet şeyi eleştiriyor mesela. Niye AVM'ler açılıyor? Kardeşim niye AVM'ler açılıyor? Gitmezsen problem yok. Gidecek olanlar da eskisi gibi zaten ben sanmıyorum ki zaten bu kadar bağırmaya, çağırmaya, tatavaya lay lay gidiliyorsa da ona da yapacak çok fazla bir şey yok. Orada çalışan bir sürü insan var. Ya bir de şey diyeyim ya. Şimdi biz işte 100 karakter, 200 karakterle bir şeyler tıngırdatıyoruz. Böyle şeylere karar vermek tahmin ediyorum ki, sadece tahmin ediyorum. Bizim düşündüğümüz kadar basit değil. Çünkü bir sürü işin şeyi var. Dokunduğu nokta var. Hiç senin benim hayal edemeyeceğimiz noktaları var bu işin. Mesela ben şeye çok şaşırmıştım. Malatya'da işte Elazığ depremi olduğu zaman işte Trabzonspor Fenerbahçe maçı ertelendi. Bazı kesimler diyelim ayağa kalktı nasıl ertelenir falan filan diye. Tabii o da olağanüstü de bir durum var. İşte TFF Başkanı açıklama yaptı ki ya maçı oynatmaya kalksak bile şimdi bizim hiç düşünmediğimiz senaryolar bunlar. Ambulans lazım, ambulans yok. Polis lazım, polis yok. Oraya gelecek işte görevli lazım, görevli yok. Herkes düşmüş insan kurtarma peşine. Yani bizse sadece şu, işte 22 kişi çıkıp orada futbol oynayacak ama bu kadar basit değil yani bu işler. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum bu AVM ya da normalleşme sürecinde. Süreci biz ülke olarak iyi yönettik. En azından öyle düşünüyorum ben. Bunu da düşünmüşlerdir bir şekilde. Bir yerden de başlamak lazım normalleşmeye. Umarım hayırlısı olur. Umarım bir an önce kurtuluruz bu beladan da. Normal günlerimize geri döneriz. Çok da normal günlerimize geri döneceğiz gibi de değil aslında ama olduğu kadar. O da öyle. Başka ne anlatayım size? Karantinanın aslında ben bir tane video çektim de onu yayınlamadım. Çok çıldırdım çünkü o videoda. Şey diye, karantinanın olumlu tarafları diye. Böyle uzun uzun konuştum ama böyle Ömer ağlıyor onu duyunca şey yaptım. Aklıma geldi. Aslında karantinadan çıkartılacak bayağı bir şey var. Ders var, bize kattığı şeyler var. Bizde en azından şöyle bir durum oldu. Bizim çocuklar bayağı bir akıllandılar evin içinde. Nasıl oldu bilmiyorum. Olgunlaştılar yani. Bunun iyi mi kötü mü ileriye doğru yönük baktığın zaman bir şey olduğunu bilmiyorum. Ömer küçük olan bayağı bir abisine yaklaştı. Bize yaklaştı. Bir tık yabaniydi o. Konuşması, kendini ifade etmesi falan çok kısa sürede böyle seviye atladı diyebilirim. Bizim açımızdan o iyi oldu. Onu gözlemledik yani bayağı bir. Çocuk evde demek ki vakit geçire geçire çok böyle şey. İşte maruz kalarak, işte maruz kalmak çok önemli. Maruz kaldığınız zaman öğreniyorsunuz birçok şeyi. O bizim açımızdan iyi oldu. Aslında burada kesilmeyen bu video 13 dakika oldu. Ben bu karantinanın olumlu taraflarını başka bir video çekeyim tekrar atarlanmadan. Başkadan atacak bir şeyim yok. Çok gergin zamanlardan geçiyoruz. Küçük çocuklar evde tutmakta gerçekten zorluk yaşıyoruz. Onlar için de zor, bizim için de zor. Fakat büyük çocukların yani bu 20'li yaşlardaki çocukların, gençlerin, kardeşlerimin biraz daha dikkatli olmasını istiyorum. Gece 3'te 4'te anıra oyun oynamak. Yani anneniz babanız sizi duymuyor mu bilmiyorum fakat biz de genç olduk kardeşim ama insanları rahatsız etmenin çok fazla bir manası yok. Oyun oynayacaksan da usulüne, gaydesine uygun, sessiz, sedasız insan gibi oyununuzu oynayın diyeceğim. Kimseye rahatsız etmeyin. Bugün pazar, sokağa çıkma yasağı var. İşte Ramazan geldi. Ramazan çok şükür çok güzel gidiyor. Zaten ha bugün 15-16. Gününden gidiyoruz. Ramazan bayramında muhtemelen sokağa çıkma yasağı olacak. Ben
kendi adıma Ramazan bayramını iple çekiyordum bu koronadan önce ki böyle ufak bir tatil gibi bir şey olur. Dinleniriz, çıkar gezeriz. Öyle olmayacak. Gerçekten insanlar bana inanmıyor. Çünkü çok güldüğüm için şey diyorum işte çok yorgunum. Canım sıkılıyor. Hiçbir şey yapasım yok falan. İttiriyorum yani. Şu anda cepten yiyorum. Geçen videoda da söyledim. Sınırlarımın cebinden yiyorum artık. Yani sınırları aştım kendi iç dünyamda. Aç da değiliz, açık da değiliz. Bunun da farkındayım. İnsanlar çok zor şartlardan geçiyor. Fakat bu da benim gerçeğimi değiştirmiyor. Ne yapayım? Yani biz de biliyorsunuz yorgunum demek çok büyük ayıp. Öyle algılanıyor nedense. İşte yorgunum diyorsun. Ne yaptın da yoruldun? Niye yoruldun? Ya, yorgunum anasını satayım. Yorgunum yani. Bunu çok da böyle detaylı anlatmaya gerek yok. Yorgunsa bir insan yorgundur. Neyse yine çok konuştum. 16 dakika oldu. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Neyse. Bir şey söyleyecektim ama vazgeçtim.